Kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün iftar sonrası için güzel bir kek hazırladım. Yumuşacık bir kıvamı var. Böyle güzelce de puf puf da kabardı kekimiz. Üzerine güzel tahinli sos hazırladık. Pekmezli sos hazırladık. Bademlerle süsledim. Siz cevizle de süsleyebilirsiniz. Ama bu güzel lezzeti lütfen mutfaklarınızda, evlerinizde deneyin istiyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına da yazacağım. Buradan da takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Bunun için 4 adet yumurta kullanacağım. Kabımıza öncelikle 4 adet yumurtamızı alıyoruz. Kekimizde çırpma işlemi çok önemlidir. Bütün keklerde olduğu gibi güzel yumurtalarımızı köpük köpük kıvam alana kadar çırpmamız gerekiyor. 4 adet yumurtamızı kabımıza aldım. Görüyorsunuz derin bir kap kullanın. Güzelce köpük köpük olana kadar birkaç dakika çırpacağız. Özellikle göstermek istiyorum size kıvamını. Çırptıkça kıvam alacak. Krem şanti kıvamına dönüşecektir yavaş yavaş. Keklerinizde güzel sonuç almak istiyorsak eğer yumurta çırpma işlemi gerçekten önemli. Ayrıyeten yapmamız gereken şey unumuzu yani katı malzemelerimizi içerisine eleyerek eklemek olması gerekiyor. Bakın kıvamını görüyorsunuz. İyice çırptım birkaç dakika 3-4 dakika boyunca güzelce çırptım. İçerisine 1,5 su bardağı standart ölçü su bardağımla şeker ilave ediyorum. Şeker ilavesiyle çırptığım işlemde güzelce kıvam alacak. Sonuçta gördüğünüz gibi güzel, kocaman, kabarmış bir kek elde etmiş olacağız. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Burada kesmek istemedim. İyice krem şanti kıvamına ulaştı neredeyse. İçerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı süt ilave edeceğim. Dikkatli bir şekilde tekrar karıştırma çırpma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Akşam yemek sonrası için yapabileceğiniz gerçekten lezzetli, güzel bir tarif. İsterseniz şeker miktarını iyice azaltabilirsiniz. Eğer size şeker miktarı, pekmezdeki şeker miktarı yeterli gelecekse azaltabilirsiniz ama 1,5 su bardağı yeterli bir oran normal kek kıvamı lezzeti için. Güzelce çırptığımız kekimiz, harcımız. Görüyorsunuz üzeri köpük köpük olmuş zaten. Kıvamlı bir harç şu anda. 3 su bardağı un kullanacağım. 2 paket kabartma tozu kullanacağım. Ama kabartma tozu değil. Bu işin sırrında, kekin sırrında unumuzu eleyerek eklememiz ve güzelce yumurtamızı, şekerimizi köpük köpük olana kadar uzun bir süre çırpmamız olacak. Toplamda 3 su bardağı un ilave ettim. İçerisine görüyorsunuz eleyerek ekliyorum. Kabartma tozumu da 2 paket kullandım. Buradan sonraki işlemlerimizi çırpma işlemi gerçekleştirmeyeceğiz mikserle. Sönmesini istemiyorum. Zaten hani kabarcıklı kabarcıklı gördüğünüz gözenekli kek kıvamını bir kaşık yardımıyla ya da spatula yardımıyla karıştırma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bir çay bardağı tahin, bir çay bardağı pekmez ilave ediyorum içerisine. Fırınımızı 180-185 dereceye ayarlayalım. Isınmış fırında pişireceğiz kekimizi. Bakın görüyorsunuz kekimizi söndürmeden kabarcıklarını alttan üste doğru çevirerek karıştırıyorum. Ama topaklanma kalmasın. Buna da dikkat edin. Unumuzun ve kabartma tozunuzun içerisinde tamamen dağılmış olmasını sağlayın. İyice karıştırdım. Görüyorsunuz. Köpüklenmeleri söndürmedim. Büyük bir kek kalıbı kullanacağım. Burada kek kalıbımı yağladım. Güzelce. İçerisine kek harcımızı ilave ediyoruz. Tamamını içerisine ilave edeceğiz.
Fırınımızın orta katın bir alt rafında pişirdim ben. Fanlı ayarda pişirdim. 45-50 dakika yeterli olacaktır fanlı ayarda pişirdiğinizde. Tüm malzemeyi içerisine eklemek istiyorum. Şöyle birkaç kere tezgaha vurun. İçerisindeki kabarcıklar çıkmış olsun. Havası çıkmış olsun. Burada 2 yemek kaşığı sosumuzu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı tahin, 3 yemek kaşığı pekmez ilave edeceğiz. Kekimizin üzerine kullanmak için, dökmek için sosumuzu hazırlıyoruz. Birazcık karıştıracağım bu sosu. Çok da fazla karıştırmak istemiyorum. Rengi tamamen aynı renge dönüşmesin. Hafif hareli bir şekilde kalsın istiyorum ki kekimin üstüne döktüğümde de görüntüsü böyle hareli güzel bir görüntü elde etmiş olalım. Bakın kekimiz çok güzel kabardı. Fırından çıktı ve çubuk testimizden de başarıyla geçti. Şimdi soğuması için bırakacağız, dinlendireceğiz. Servis tabağımı alacağım hemen. Ters çevireceğim ama çıkartma işlemini gerçekleştirmeyeceğim. Hemen öncelikle soğuması gerekiyor. Ardından da hazırladığımız lezzetli güzel sosumuzu üzerine dökeceğiz. Şu an çok sıcak. O yüzden dikkatli bir şekilde ters çevirme işlemini gerçekleştirelim. Bu şekilde dinlenmeye alacağım. İyice soğuduktan sonra kalıbından rahatlıkla çıkacaktır zaten kekimiz. Evet, kekimiz artık hazır. Ben üzerine sosumuzla da süsledim. Güzel hazırladım tahin pekmez sosuyla. Üzerine ben file badem serpiştirdim. Ama ceviz de çok yakışacak. İnanın bu lezzete. Bu seferlik bademle süslemek istedim. File bademle. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Güzel, lezzetli bir kek halini aldı. İç yapısını zaten gösterdim. Videomun başında da size tekrar kısaca göstermek istiyorum. Açıklama kısmındaki malzemeleri de lütfen inceleyin. Gayet güzel, pratik bir kek halini aldı. Deneyen herkese dediğim gibi şimdiden afiyet olsun. Sevgi ve lezzet dolu günler diliyle yepyeni tariflerde görüşmek üzere.